Şimdi konuşuyor mu? Şimdi. Evet. Birinin arasını. Bir şey de verecek bile. Tüm ben çocuk, çorap çocuk, erkek kadın, genç kadın, üst giyim, bebek pijama takımı, tunik, kadın yeri, anne peyniri. Allah şimdi 70-80 aile gelecek. İnşallah birbirlerine ulaşıp birbirlerine devam için söylüyorum. Bu DZ yazanlar bizim biliyorsunuz. Evet. Abi numara... Dur hanımla iyi. Aynen. Başka bir şey yok. Depremzede diyorlar, kayıt alıyoruz da atıyoruz. Şu an Erzurum 14 bin kişi geliyor. Çocuklara şunlardan da çıkartayım mı? Bayan çamaşırlardan verelim. Doğal gaz. Ama eskiye verelim. Beden beden koyalım. İşte öyle hep ayıracağız. Bunlardan önce bir yapalım. Neylerden önce? Eyvallah. Bunlar da verelim. Şunlar da verelim. Yat. Tamam abi. Tamam diyor. Tamam, doğal gaz ise. Ahmet doğal gaz. Al Gökhan. Al. Ben Gökhan'a. Gökhan'a vereyim. Çıksın yukarı. Çık çık çık. Abi altını koy, ben beni hemen. Geceden itibaren başladı. Biz off-road ekipleri olarak ilk defa bir depremde off-road adı geçti. Çünkü normal bir deprem değildi. Eskiden bir deprem olur, sadece bir bölge yıkılırdı ve yollar bu kadar kapalı olmazdı. Fakat bu 10 şehrin yıkıldığı bir depremdi ve off-road araçlarına ihtiyaç duyuldu. Biz de off-road ekipleri olarak eşlerimiz depremin ilk gününden itibaren hemen organize bir şekilde deprem bölgelerine gittiler. Bayanlar da burada onlara yardım kolileri hazırladı. Yetersiz kaldığımız durumda çocuklarımızı aldık yanlarımıza ki çocuklarımız daha evde durmak istemediler. Biz de yardım etmek istiyoruz dediler. Sabah gittik, akşama kadar, gecelere kadar çalıştık. Eve geldik, biz yorulmuşuz dedik. Eşlerimizi oraya gönderdik, vedalaşamadan gönderdik. Çünkü biz paket yapıyorduk, eşlerimiz hazırlandılar. Yani babalarıyla vedalaşamadı çocuklarım, ben de vedalaşamadım. Deprem bölgesinde iletişim çok sıkıntılıydı. Günlerce göremedik birbirimizi fakat olsun dedik, vatan dedik. Yeter ki bir can kurtulsun, yeter ki onlar iyi olsun dedik. Elimizden geleni, bütün malzemelerimizi, elimizdeki bütün malzemelerimizi boşalttık. Bu farklı bir olaydı. Vatan için yapılan bir şeydi. 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki insana kadar herkes seferber olduk orada. Kimimiz Seyit Onbaşı olduk, kimimiz Nene Hatun olduk, kimimiz Kara Fatma olduk. Yani hepimiz burada o öğrendiğimiz, okulda öğrettiğimiz şeyleri farklı rollere bürünerek isim değiştirdik. Evet, elimizden gelenin fazlasını yaptık. Çünkü artık gerçekten günlerdir çalışıyoruz. Eve gidince yorgunluğumuzu fark ediyoruz ama bir bardak çay içince geçiyor. Halkımız çok yardımsever, bunu biliyorum, inanıyorum. Ama bilinçli bir şekilde ilerlersek daha iyi olur. Yardımlarınızı bekliyoruz. Yani aldığımız Robin Hood misali, hani kötüden değil de yine zenginden alıyoruz.
ihtiyaçlı olan insanlara veriyoruz. Ve markete nasıl gidiyorlarsa buyurun hoş geldiniz. Sadece tek bir fark, markette çıkarken hesap öderler. Bizim onların hesabı bizler tarafından ödenmiştir. Biz bu etkinliği şu yüzden yapıyoruz. Çünkü depremzedeler de bizim ailemiz. Biz de o durumda olabilirdik. Onlara olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Onların yaralarını sarmaya olabildiğince, onların evlerinin yokluklarını ya da o vefat eden kişilerin yokluklarını hissettirmemeye çalışıyoruz. Onların ailesi gibi olmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlanırlar. Burada sizler için size yardım etmek için buradayız. O deprem sırasında ben uyuyordum. Bir an sallanmaya başladım ve başka yerlerde daha büyük bir büyük bir sallantı olacağını düşündüm. Burada sizlere yardım etmek istiyoruz. Dua ediyoruz. Dualarımız hep sizinle.